Evet sevgili seyirciler, Safranbolulu Fatma Hanım karşınızda efendim. Etapta pes etmedi, tebrik ediyorum. Mutfakta da pes etmeyecek, emin olun. Tarifler için kağıt kalemi hazırlayın. Püf noktalarıyla Fatma Hanım bugün en amarat benim de. Alkışlarla. Sayın seyirciler, Fatma Hanım yemek makinesi kremalı mantar çorbasıyla harika bir açılış yapacak. Köz patlıcan mezemiz var. Dikkatli seyredin lütfen çünkü daha önce yemediniz. İçli köftemiz var. Ana yemeğimizde kuzu kaburga var. Çoban salatamız var. Tatlı olarak kalbura bastığımız var. Kalbura bastı beni. Hamur olmaz inşallah. Olmaz. Geçen haftaki gibi. Hadi hemen başlayalım. 3, 2, 1, action. Kaç bardak şeker, kaç bardak su, kaç bardak bilmem ne. 2,5 bardak. Şekeri alıyorum şeker. Efendim. Buyurun. Penceremiz hangisi, şu mu? Evet. Hemen her şeyi masada döküyoruz, seyirci görsün. Bu nereden geldi? Bu da mı Safranbolu'dan geldi? O yeni geldi. O ustam bıçak. Hediye etti bana. Kimin? Ustam. Hayır, senin ustayla şefleniyor işim var. Yemek kursuna mı gittin? Ben evet, artçılık belgesi aldım Kadir Bey. Oo, bıçağın markası bizim uçakların markasından. Canım büyük ustalar hep onları kullanıyor da o yüzden işte. Ne oldu, sertifikanı aldın mı? Artçılığı, usta öğreticiliği aldım. Bir de ben ön lisans ilahiyat mezunuyum ama gittim şey de aldım Kadir Bey. Lisede meslek eğitimi de aldım yani. Artçılıkla alakalı eğitimi aldım. Aldım. Maşallah, kadında ne ararsanız var. Fatma Hanım benim için güçlü bir rakip değil. Şekerimizi koyduk efendim. İşi köfte içi kıymamızı koyduk. Bu kıyma tam yağlı mı, orta yağlı mı, orta dana yağlı mı, kuzu mu, karışık mı? Orta yağlı dana. Orta yağlı dana kıyma. Fark ettiyseniz önce kıyma pişiyor, sonra soğan evet. Eklenecek. Yağ da yok. Şu anda yok. Mesela yağ niye yok? Onu ben birazdan ekleyeceğim Kadir Bey. Tereyağı ve salçasını, soğan pişecek, bunlar suyunu salacak. Lezzeti orada yani. Of. Seyirciye de anlatın, kaç koyuyorsunuz? 2 bardak ince bulgur. O var ya, şimdi bilerek anlatmıyor ki. Püf noktalarımı öğrenirler, yemek satıyorum ben. Tüpü buzdolabının yanında açma, arkaya al sen onu. Arkaya mı alayım? Dur öyle olmaz, pat diye kafana patlayacak. Niye patlasın ağzını hayraç ya? Böyle mi yakayım tüpü? Yana geçeceksin, yana. Bu yanmıyor. Benim bana siz oynamayın Kadir Bey. Al bakayım patatesi çabucam, çabucam. Ben de uğraşamam şimdi. Gönderecek. Bu içli köfteden başladık ama iyi mi yaptık acaba? Ama dışı dinlensin, içi de soğusun. Aynen, öyle olacak. İçli köfteyi de yaparken kızartmasını mı sunacak, haşlama mı sunacak onu bize hiçbir şekilde belirtmemiş. Muhtemelen yetişip yetişemeyeceğinde kararsız kaldığı için sadece içli köfte olarak belirtmiş. Kur'an-ı Kerim'in son suresi hangisidir? A. Fatiha, B. Bakara, C. Nas, D. Felak. Nas. Kadir Bey siz? Bakara değil. Bakara çünkü Bakara başta değil. Geliyor Kur'an-ı Kerim'de en uzun sure. İlk sureyi biliyor musun? İlk sure Bakara suresi Kur'an'daki. Yanlış, o da yanlış. Hayır, ilk sure Bakara suresi. Hey yavrum hey. İlk sureyi söylüyorum, Fatiha suresi. Son suremiz nedir arkadaşlar? Hanımefendi Nas dedi. Nas ve Felak'ta hangisini önce okuyorsunuz? Felak. O zaman son sure? Nas. Sen ne diyorsun? Hey hey Kadir Bey. Ne oluyor? Bu arada süreniz durdu. Kaç dakika arttırdınız biliyor musunuz? 15 dakika. Tamam. Ramazan pidesi iftar sofralarının vazgeçilmesi. Peki 300 gramlık bir adet Ramazan pidesi ortalama kaç kaloridir? A 370, B 470, C 670, D 1070. Cevapları bekliyorum. 3, 2, 1. Hanımefendi. 670. Kadir. 370. Zang. Doğru cevabı veriyorum. C 670. Aa, sen mi bildin? Allah kahretmesin. Bir de bizi alabilir miyiz şimdi? O kadar kalorisi var mıymış be? 3 soruyu da hanımefendi bildi. Bu soruyu sadece size sorayım. Siz cevaplayın lütfen. Tamam. Niye ben de bildim, Allah Allah. Sen fasulye gibisin şu anda Kadir. Hayır lütfen. Neden? Başımızın tacı. İyi tamam, o zaman hazır mıyız? Kur'an-ı Kerim'de adı en çok geçen peygamber kimdir? Biliyorum. Adı 136 defa geçmiştir. Hazreti Musa. Şıkları veriyorum. Hazreti Adem, Hazreti Yusuf, Hazreti Musa, Hazreti Muhammed. Hazreti Yusuf. Hazreti Musa. Adım Yusuf. Kadar eminim ki Hazreti Musa. İyi düşünün. Kur'an-ı Kerim'de adı 136 defa geçmiştir. Hazreti Musa. Evet. Evet bildim. Geçen gibi şey de çıktı da, soru yarışmasında çıktı, orada öğrenmiştim. Evet, ellerine sağlık Fatmacığım. Hem bilgi aldık hem bilgi verdik. Böyle güzel oluyor, pekiştirdik. Bu arada yeni bir not geldi. Gözlüklerim olmadığı için yanlış okuyabilirim. Azmin ve cesaretinle her zaman bize en iyi örneksin. Bugünler emeklerinin ve fedakarlıklarının karşılığı olarak geldi. Seninle gurur duyuyoruz. Eşin, çocukların ve ailen her zaman arkanda. Şampiyon belli, ikinci kim? Oh! Hasan, Sümeyye, Azra, Yusuf, Afra, Elif.
Ne güzel bir ailesiniz. Hepsini çok seviyorum. Yani beni destekleyen ailem zaten. Çocuklarım bana her zaman anne sen yaparsın diyorlar. Bu araba kullanırken de böyle, bir şey yaparken de böyle. Anne sen yaparsın. Bu da beni aslan yapıyor diş ses. Şimdi bir kadının arkasında zaten eşi, ailesi duruyorsa o kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Çok şanslısın ki seni destekleyen bir ailen var. Evet, buraya bazen öyle yarışmacılar geliyor ki aman sen zaten yapamazsın diyerek motive edip yollayan aileler bile var. Tebrik ediyorum. Çok şanslısın bu hayatta. Hadi bakalım efendim. Gözyaşlarımızı siliyoruz. Çiçek gibi bir sofraya oturuyoruz. Buyurun gidiyoruz. Artık okun sürüldüm acımdan. Fatma Hanım yemek siparişleri alıyormuş. Özellikle içlik köftesinde çok iyiyim dedi. Bugün göreceğiz, deneyeceğiz. Ona göre puanımızı vereceğiz. Enle Murat Birim'de bugün Fatma Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız kremalı mantar çorbası, içli köfte, köz patlıcan mezesi, iç pilav eşliğinde kuzu kaburga, çoban salata ve kalbura bastığıyla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak? Bugün ilk gün Fatma Hanım'dan büyük bir atak bekliyorum. Çünkü konuşmasını çok seviyor ama gereksiz konuşuyor. Bunu da birinin ona söylemesi lazım. Arkadaşlar tabii ki beni eleştirecekler ama ben yemeklerime güveniyorum. Yersiz bir eleştiri yaparlarsa da cevaplarını vereceğim. Enle Murat Benim'den herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet, etabımızı bitirdik. Sıra geldi mutfağımıza. İftara saatler kala Betül Hanım bugün bizlere öncelikle Anadolu'nun muhteşem çorbası arabaşını yapacak. Evet, hadi hem de hamurlu yapacaksın. Tabii ki öncelikle hamurunu yapmamız gerekiyor. Çünkü tamam. Kendisini soğup dinlenmesi gerekiyor. O kıvamını tutturmamız için gerekiyor. Evet. Ara sıcakta ne var? Ara sıcaklarımızda da besmeç köftemiz var, içli çöreğimiz var ve yanında ikram ayranımız var. Ayranımız var. Ana yemek olarak? Keskin tava, pirinç pilavı eşliğinde, salatamız mevsim salata. Tatlı olarak da? Tatlı tel kadayıf. Muhallebili tel kadayıf. Peki. 2 saatlik süren var. Yetiştiririz. Hazırsın. Güveniyorum sana. Yaparsın. İnanıyorum. Yaparım. Elinde hızlı. 3, 2, 1. Hadi Betülcüğüm. 2 saatlik süren başladı. Hemen şöyle. Beraber öncelikle güzelce organize olalım. Öncelikle bir suyumuzu alalım. Bu önce ne? Arabaş hamuru. Arabaşının hamuru Kadir Bey. Tamam. Onun hamurunu güzel tutturursa çorbasına da bakacağım. Lezzetine bakacağım. Ona göre araştıracağım. Zaten basit bir çorba. Sıcak suda mı yapıyorsun? Soğuk suda mı? Sıcak olması lazım. Kaynayan su gerekiyor bize. Evet. Kayseri'de yaptığımızda evet. Da Naciye Hanım sıcak suyla yapmış ama soğuk suyla yapanlar da var. Şöyle sıcak suyla daha çabuk tutuyormuş evet, hamuru. Evet, suyumuz kaynıyor dursun ben şimdiden biraz şöyle o şeyini ne? Atayım. Limon tuzu. Limon tuzu. Ekşi etmez mi hamuru? Yok, çok az atmamız gerekiyor. Şöyle biraz da tuzumuzu atalım. Amaç ne oradaki? İnanın amaç nedir tam olarak bilmiyorum ama annelerimizden, büyüklerimizden biz hep öyle gördük atılıyor. Yani belki de hamurun şey. Acaba bu hani sallama çok kıvamını falan mı iyi tutuyor? Aynen olabilir. Ama mesela suyumuz Kayseri'de yaptığımızda hiç görmedim onu. Daha doğrusu bu programda ilk defa arabaşına limon tuzu görüyorum. Allah Allah. Evet, sen biz bir dahakine bir sor bakalım sizinkileri. Yok, ben ondan eminim biz hep kullanırız. Hayır, neden koydukları, ne işe yaradığını. Tamam. Arabaşının hamuru da sütlü tatlı gibi olur. Böyle tuttuğunuzda veya tabağa salladığınızda sallanması gerekiyor. Onun kıvamını da tutturması gerekiyor. Şöyle, bu tavuklar tencereye mi atılacak? Ne olacak? Tencerede evet, onları haşlamak için şöyle çorbanın şeyine tavuklarımızı alalım. 2 adet tavuk butumuz var. 3 adet. 3 tane. Evet, pilavın da suyunu kullanacağım için 3 tane istedim. Senin orada ben bir böyle şişe geçirilmiş et görüyorum. Bir de pirzola tarzı şey görüyorum. Evet, keskin tavanın içerisine kullanacağım. Hepsini. Kadir Bey, evet. Baksana dış ses. Bu kadar değişik. Bu dana eti mi, kuzu eti mi? Kuzu Kadir Bey. Bu kuzu. Şöyle tavuklarımızı yıkamak istiyorum. Tamam, tavuklarını yıka. Alacağız. Bizden istediğin bir şey varsa muhakkak söyle. Bugün de ana yemeğimiz kuzu eti. Evet, bayağı etli metli. Keskin tava. Neden keskin acaba? Keskin Kırıkkale'nin bir ilçesi. He. Orada meşhurdur bu yemek. Evet, eşim de keskinli Kilis olduğu için. Kilis tava gibi düşün. Keskin aynen, tava. Aynen, orada yapılır. Keskin tava. Menüye beni uyduramadım yani. Tavukla başlangıç olup ana yemek et oldu. Ve bu et sebze. Yani sebze, et, tavuk hepsini karıştırmış. Güllaç hangi şehrimizden Osmanlı mutfağına gelmiştir? Kadir Bey, bunu sizin bilmeniz lazım. Ha, tabii, rahmetli dedem saray aşçısıydı. 1489 yılında saray görevlileri o şehri gezerken güllaçı görüyorlar, beğeniyorlar. Ve tatlıyı yapan Ali Usta'yı saraya tatlıcı başı olarak alıyorlar. Vay be, adam kuru yufkanın üstüne süt dökmüş saraya tatlıcı başı olmuş, gördün mü? Hangi şehir? A. Edirne, C. Bolu, B'yi söylemedim dikkat ettiysen. Farkındayım, bekliyorum. B. Kastamonu, A'yı söylüyorum. A'yı söyledi, B'yi söyle. Manisa. Manisa da olabilir Kadir Bey. Bu ben Isparta tarihte beklemiştim. Güllü ya, gül suyundan dolayı. Manisa, Edirne, Bolu, Kastamonu. Ya Edirne Bolu'da ya Manisa. Bolu'da aşçılar var, orada yemek olur, tatlı olmaz. Manisa Şehzadeler şehri. Mustafa Şehzade de oraya gitmişti. Diğer Beyazıt da oraya gitti. Bence Edirne'de ilk Edirne eski saray var. Eski sarayda saray. Ya beyefendi, ben size ne diyorum? 1489 yılında diyorum. Edirne. Ben Edirne diyorum. Çünkü neden? Bak ne kadar zekiyim. Allah beni kahretmesin burada evet, canlarım. Evet, neden Edirne? Fatih Sultan Mehmet İstanbul
İstanbul'u fethetti ya, Topkapı Sarayı'nı yaptırmaya başladı. Onca insan çalışıyor koskoca yer. O arada Edirne'deydik biz. Tamam, oradaydık. Tamam, Edirne bu. Siz ne diyorsunuz? Şey, sen Edirne'de biliyor musun? Edirne. Kastamonu'da. Yok, Kastamonu'da öyle bir şey yok. Aa, niye? Yaşadık. Her şey var aslında. Cevabı söylüyorum. 1489 yılında saray görevlileri Kastamonu gezisi sırasında... Hayır, hayır. Öyle bir gezi yok bence. Hayır, yanlış. Tatlıyı beğeniyorlar ve tatlıyı yapan Kastamonulu Ali Usta'yı saraya tatlıcı başı olarak alıyorlar. Bunlar senin ve o editörlerin bir iddiası. Kesinlikle kabul etmiyorum. Tarihçi değilsiniz çünkü. İnanmıyorum bu bilgiye kesinlikle. Hayır efendim. Biz bu soruyu kime hazırlattık biliyor musun? Teşekkür ediyoruz efendim. Yine ekranları şenlendirdik. Güzel bilgilerimizi tazeledik. Bilmeyenlere de öğrettik. Aynen. Yarın bir gün vapurda bir yerde böyle bir sıfırlı sınıflarda çok soru soruyorlar. Haydi hızlanalım. Sofrayı hazırlayacağız da bir sürü iş var. Görüşmek dileğiyle. Çabuk aç. Betül Hanım merakla beklediğim içli çöreğinin ıspanaklısını ve patlıcanlısını yapmaya başlıyor. Kadir pirinç pilavını yapmaya başlıyor. Pilav olurken içli çöreklerimizi de kızartmaya başlıyoruz. Betül Hanım, dünkü masayı çok eleştirmiştiniz. Çok merak ediyorum. Nasıl bir masa hazırlayacaksınız? Tabii ki de kaşık çatal düzenine. Yorum yaptığım hiçbir hatayı yapmayacağım. Siyah takım. Tabii ki özellikle seçtim. Bugün masa çok çekişmeli geçecek. Dün görmezden geldiğimiz hatalar bile bugün gün yüzüne çok çıkacak. Ne yapıyoruz şimdi kaptan? Mevkum eyledim, o da şimdi harcı karacak. Baş müteahhit. Valla ne yapıyorsunuz yapın, son 15 dakikamız. Pilav basmadı pirinç mi? Hayır Kadir Bey, benim özellikle evde Osmancık de... Osmancık mı? Evet, evde de kullandım. Osmancık pirinç değil ki bu. Basmati ama şey değil, basmati pirinç değil. Onun gibi basmati ince... kullandığımı saklarken ben. Pilavda beklentim kesinlikle çok fazla. Dün benim lapa dediğimi onlar olmuş dediler. Tereyağı nasıl olacak, tane tane mi olacak, tuzu tadı her şeyiyle değerlendireceğim bugün pilavı. Şimdi karabiberim. Karabiberimizi, pul biberimizi, kimyonumuzu koyuyoruz. Çocuk köftede yoğrulmasına, içine atacağı baharatlarının lezzetlendirilmesine bakacağım. Ona göre değerlendirmeni yapacağım. Kapya biber var mı salatanın içinde? Hayır Kadir Bey. Sadece... Havuç var mı? Havuç, kara lahana, iceberg ve mısır. Bu havuç rendelenecek mi? Evet. Tavuk kıymamız da geldi. Bir de rende verirseniz arkadaşlar bana. Ver. Çabuk pişer değil mi hanımefendi? Bu çabuk pişer. Dediğim gibi zaten bulgur ince ve şey olacağı için. Çöreklerimizin ıspanaklıları pişti. Şimdi yavaş yavaş patlıcanlar da gidiyor. Kadir Bey, bir de sizden ricam, etin üzerine açabilir miyiz? Biraz da ağzı açık pişerse. Tamam, dur. Dur bacım, dur. Onu da halledeceğim. Kaç dakikamız var ses? 11. Aldım. Bunu da halledeyim. Nereye yetişiyorum? Yapacağım, yapacağım. Bunun şekli nasıl olacak? Bu çöçüktür arkadaşlar. Yörelere göre, şehirlere göre, yan yana olan köylerde bile ismi değişen ama bizim kullandığımız ismiyle çöçük. Tavamızı aldık değil mi Kadir Bey? Aldım şimdi, onun altını yaktım da ona ben yağ koyacağım, yağ arıyorum. Hanımefendi çok az koydu. Ya arıyorum diyorum ya. Tamam Kadir Bey. Bak benim tepeme tasını attırmayın. Buyurun hanımefendi. O da tamam. Bu şekli veremeyenler kavanoz kapağıyla yapar. İki kavanoz kapağının arasında. Bu şekli neyini vermeyecekler ya? Düşün ellerde neler var. Şimdi bunun içine mısır da mı katıyoruz? Evet. Betül Hanım, hayallerinize giden yoldasınız. Hayallerim, umutlarım, beni bekleyen çocuklarım. Betül, Allah göstermesin ama aha da oldu olmadı diyelim. Yarışma mı? Yani oldu ki kazanamadın. Üzülürüm Kadir Bey. Yani oraya ama geri dönmek. Ama ben neler geçirdim, nelerle yarıştım. Buna da beceremedim der. Ama her şekilde mutlu olmayı başardım. Canım sağ olsun derim. Onun için burada muhakkak hakkını alman lazım Betül. Yani masadakilerin yorumlarını iyi dinleyip iyi cevap vermen gerekiyor. Eksik bir şey kaldı mı? Kalmadı çok şükür. Benden iki tane tahta eksik, yetiştirebilirseniz sevinirim. Teşekkür ederim Kadir Bey. Ne demek hemen efendim, müessesemizin ikramı. Mevsim salatası da uygun menüye. O da klasik bir salata zaten. Enam Aratmenim'den mutfağımızdan herkese merhabalar efendim. Evet, bugün iddialı yarışmacımız Fatma Hanım bizlere kıymalı bamya çorbası yapacak iftar için. Ara sıcakta köpoğlu mezesi. Evet. Brokoli salatası ve Bolu'nun meşhur bazlamasını yapacağız. Bazlamasını yapacağız. Ana yemek olarak ekmek çanağında et şöleni. Yanında şehriyeli pirinç yanında, pilavı. Evet. Tatlı olarak da kekli baklava yapacağız. Kekli baklava yapacağız. Kekli baklavayı belki hatırlayanlar vardı. Daha önce Sakarya'da bir kere denemiştik. Onu tutturamamıştı hanımefendi. Belki seninki güzel olur. Tutacak inşallah. Şimdi önümüzdeki malzemeler baklava malzemesi. Evet. Kendim açacağım dedim zaten kendim sabah. Kendim açacağım. Beklediğim de oydu. Yani açacağını düşünüyordum ben. Hazır Rıfka, senden asla beklemiyordum. Herhalde. Hazırsan 2 saatlik süreni başlatıyorum Fatma abla. Hadi bakalım, gazamız mübarek olsun. Başlayalım. 3, 2, 1. Süremiz başladı. Evet. Haydi bismillah. Klasik önce bir baklava hamuru. Bu iş çizelgesi mi ne, bu malzeme mi? Baklava hamurunu yoğur. Peşine bazlama hamurunu yoğur.
eti mühürle düdüklüye at. Çiçek bamyayı ocağa koy. Brokoliyi haşlamaya koy. Masayı yapmaya koş. Baklavayı aç, şerbeti koy. Kadın bayağı kendine kroki çizmiş. İstersen bir yandan mamyaları koyayım mı sen hamuru yoğururken? Yok, hepsini benim sıraya göre yapacağız inşallah. Kafamız karışmasın. Fatma Hanım'ın yemekleri basit olduğu için çok da bir telaş yapacağını sanmıyorum. Hatta süreyi bile arttırabilir. Evet, baklavanın malzemelerini sayayım şöyle seyircimize isterseniz. Tabii. Şimdi 1 kilo baklavalık un demiş. 1 çay bardağı sıvı yağ demiş. 2 yemek kaşığı yoğurt. Yarım kilo tereyağı. Bu tabii baklavanın üstü için kullanıyoruz. İşte içine de koyuyoruz. 50 gram hamuruna koyuyoruz. Tamam. Cevizi, mısır nişastası, kabartma tozu. Benim dikkatimi sadece sirke çekti. Kabartma tozu var, sirke yok baklavada. Ha, bunda yok. Bunda yok. Bu çekti senin kendi baklava tarifin. Yok peki. Yoğurdunu koydun mu Fatma ablacığım? Evet. Tamam. Şimdi sıvıları karıştırıyoruz. Bütün bir menüyü hamura bağlamış. Kendisine başarılar diliyorum ama bu menü fiyasko. Evet, hamurumuz tamam. Tamamdır. Bu dinlenecek. Buna bir küçük kapak örteyim. Şeyin kapağını jelatin de silebiliriz istersen. Yok hanımefendi, kapak seviyor. Ben kapak seviyorum. Bunu kapak şu köşeye atıyorum. Şimdi bazlama hamuru yoğuracağız. Aynen. Biraz kettle'da sıcak su istiyorum, düşük ses. Kettle nerede? Şurada dur. Ilık su. Mayalı mı bu hamur? Evet. Tamam, mayalı olduğu için birazcık sıcak su koyacağız. Şimdiye kadar konması lazımdı Kadir Bey. Süre yeni başladı ya abla, seni koyman lazım ya güzel abla. Öyle miydi? Sen deseydin hemen başta koyardım ben. Tuz. Kurban oldum. Vereyim sana tuzu ben, dur bir saniye. Bu herhalde. Söyleseydiniz Kadir size yapardı. Sen söyleseydin keşke. Sen dükkanı kaçta açıyorsun Fatma abla? Bütün yemeklerim 12'de çıkmış oluyor. Öyle değil. 12'de tatlısı, çorbası, ana yemeği, her şeyi. Aynen. Öğlen her şey bitiyor mu? Bazen 1'de bitiyor, bazen 5'te. Bu bir rızık meselesi. Akşam yemeği veriyor musunuz? Yok, sabah yaptığını yok, satıyor. Yok, anlaşmalı başka bir olduğu daha zaman. Hayır, şunu merak ettim size. Hani sabahtan yaptığın yemek bitince bir daha yapıyor musun? Sadece bir kere mi yemek yapıyorsun? Anlaşmalı birisi varsa yapıyorum. Yoksa hiç yapmıyorum. İçim geçiyor. Aa. Fatma abla hadi. Hadi bitti. Hadi vallahi tüpüm bitti. Şu an hani tüpü sallıyorsunuz da içindeki soğan gaz. Şu an oyum ben. Son bir dakikaya girmiş bulunuyoruz. Evet, bunu da karıştırdık mı? Yeşil soğan da tamam. Ben bunun şeyini, limonunu sıkmasını istiyorum. 30 saniye. Ona da hemen bir salata sosu yapalım. Hemen şerbetiniz koyduk muydu şeyin? Tamamdır. Pilavın o şey ortasında çukur açmışsın abla. O ne işe yarıyor? Pilavın ha? Ortasında çukur açmışsın. Ha, diyor. O bakıyorum oradan ben suyunun kıvamına falan. Hmm. Kadın gözetme kulesi yapmış pilavın içine. Gözetmiyor pilavı. 20 saniye. Tamamdır. Neyi tamam? Salatanın sosu yok. Hazır. Yapıldı. Hemen dökmeyeceğim. Sulanır. E görüyorsun burada salata sosu yaptığını. Söylesene be adam. Hanımefendi sadece limon sıkacaktı. Limon sıkacağını da ben verdim zaten. Evet. Tatlımızın son durumunu yap. 10 saniye. 9. Ne? 8. Sen onu bana bunlar için. Yanarsın, yanarsın. 7. Evet. 6. Biraz soğusun. 5. 4. Hadi. 3, 2 ve bitti. Oradaki bazlama duruyor. Ne yapayım, bitti süresi. Neredeki bazlama duruyor? Aha. Onlar tavanın sıcağında pişer ki. Tam tavanın altını kapatayım. Sıcağıyla koy o zaman, orada dursun. Durabildiği kadar. Bu bazlamayı alayım mı buradan o zaman? Al tabii. Diğerini koy, tavanın sıcaklığıyla olsun. Güzel kabarır öyle. Değil. Her şeyimiz tamam mıdır? Salatamızdan, ara sıcağımızdan, ana yemeğimizden, sosumuza her şey tamamlandı. Fatma abacığım gel şöyle bir 5 dakika dinlen. Ama benim size daha sorularım var. Hayır, bu soruları sona saklama bak. Hiç halimiz kalmamışken şimdi de sana cevap vereceğiz. İnsan şunu ortada canlıyken sorar be adam. Ama hep sonda koyuyoruz ya Kadir. Bugün daha yorucu bir gündü. Menü ağırdı yani, değil mi Fatma abla? Evet, çok ağırdı. Sorularıma başlıyorum. Hadi bakalım. Dünyada bilinen en küçük Kur'an-ı Kerim'in eni kaç santimdir? A 1,5 santim, B 2,5 santim, C 3,5 santim, D 4,5 santim. Bizim eski arabanın aynasında bir tane vardı. Şu kadar bir şeydi. Onlar okunabilir değildir herhalde. Doğru cevap. O zaman 3,50. Ben 1,5 diyorum. 2,5 da olabilir. En küçük ben 1,5 diyorum. Ben 3. A 1,5. Kız Fatma'nın en küçüğü diyor. En küçük sayıyı seçsene oradan, aşk olsun yani. Ben de bildiğimden ben de sallıyorum. Ben hep tersini yaparım ya. Hemen bir diğer soruma geçiyorum. Hangisi umrenin kelime anlamlarından biri değildir? A. Ziyaret etmek. B. Uzun ömürlü olmak. C. Vakfe yapmak. D. Allah'a kul olmak. Ömrünü uzatmak. Bence de, ben de onu düşündüm. Emin misiniz? Vakfe. Ama vakfe yapılıyor ki. Ziyaret de etmek bence umre. Ziyaret anlamıyla gidiyoruz. Evet. Allah'a kul olmak. O anlamı içermiyor yani kelime. Kelime anlamı içermiyor. Sonuçta namazda da Allah'a kul oluyorsun, oruçta da Allah'a kul oluyorsun. İbadetlerin hepsi içine giriyor. Söyleyeyim mi cevabı? Evet. Doğru bildin değil mi? Doğru cevap C. Vakfe yapmak. Vakfe hacda mıydı? Vakfe ayakta durmak, beklemek anlamına geliyor. Hac ibadetini yerine getiren kişinin belirli bir zaman diliminde, belirli yerlerde bir süre durması. Biz de çok oturmadık umrede, hep ayaktaydık. Neyse tamam. Çıkarttım onu. Peki. Bugün yoruldunuz. İki soru size yeter. Hadi kaka ablam yeter iki tane soru. Yeter iyice ahiret uzat, canımız kımız. Ana o ne? Ne olmuş kız?
Kadir Bey. Bugün de sakarlığımız tutmuş. Yürü, havlu kirlenmiş. Ne olacak? Battı zaten ortalık. Normaldir, her yer battı. Hadi geç beraber makineye atalım. Fatma Hanım bugün masada %90 böyle geri dönüş yapacak bana. Dün de söyledim. Dik açı kaç derecedir bilmem nedir. Çok güzel kıvırdı. Çok güzel döndü son noktalarda. Ama dönse de dönmese de ben gördüğüm kusurları gayet güzel savunacağım. Bizi çok güzel ve eğlenceli bir masanın beklediği kız. Rakiplerim benimle çok uğraşacaklarına inanıyorum. Fakat ben yaptığım yemeklerle onların ağzını açtırmayacağım inşallah. Enam Aratmen'imden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet, coşkulu bir şekilde mutfağımıza girdik. Bugün sizlere ana yemek olarak ne yapacağız? Kuzu loin yapacağız. Kuzu? Loin yapacağız. Loin? Evet. Bu Türk yemeği mi, yabancı yemek mi? Yabancı yemek. Yabancı. Ama kuzu loin. Evet. Pırasalı börek yapacağız. Evet Kadir Bey. Bakıyorum şöyle bir yufka göremiyorum. Demek ki el açması. Onu söylemeyeceğiz masada. Anlayabilecekler bakalım. Bezelye püresi geliyor efendim ana yemek yanına. Evet. Ara sıcak falafel. Fel. Falafel neydi? Nohuttan yapılan. Nohuttan, ha çıkarttım ara onu. Sıcak. Bir şefimiz yapmıştı daha evet. önce. Ve ardından tatlı olarak da haşhaşlı, evet. İrmik tatlısı. Yani revani oluyor. Revani oluyor, sadece içine haşhaş koyuyoruz. Revani olduğunu çakmasınlar diye irmik tatlısı evet, dedim, iyi yapmışsın. Evet. Peki, 2 saatlik süreyi başlatıyorum. Nasıl bir yol izleyeceğiz, ne yapacağız? Önce bir marine yapıp dolabımıza atacağız etlerimizi. Et ne eti? Kuz eti. Kuz eti. Evet. Neresi oluyor bunun, sırtı mı? Tam sırtı. Tam sırtı. Tam sırtı. Ben bunu özel kasabımdan aldırdım. Kendin aldın. Kendim aldım. Peki. 3, 2, 1. Hadi bakalım eti nasıl marine ediyoruz? Kabımız önümüzde. Evet. Onda mı yapacağız marine? Evet, bunu da yapacağım. Ben biberiye var, defne yaprağı evet, var, sarımsak tabii. var, süt var. Evet, tabii ki. Güveniyorum elimin lezzetine. İnşallah güzel geçecek. Ben birinci olacağım. Bu fırında mı pişecek, tavada mı pişecek? Çok az bir şey tavada şey yapacağım. Mühürleyeceğim. Mühürleyeceğim. Ondan sonra az bir şey fırına atacağım. Fırın. Kuzu pirzolanın tepside halini gördük. Kupkuru önümüze konulduğunu gördük. Bu da basit bir yemek, fırına verecek. Yanına domates sosu koyacak. İnşallah domates sosunu bari kendi çeşitinden bir şey koyar veya da farklılaştırır. Basit geldi yani. Evet Kadir Bey, şimdi siz şu pırasalarımızı bir halledelim. Onun bir içini hazırlayıp soğumaya bırakalım. Pırasa kavuracağız anlaşılan. Evet, pırasa kavuracağız. Etleri dolaba koyalım o zaman. Özür dilerim. Aa, estağfurullah, buyurun efendim. Loin hazır. Pırasa da maşallah pırasa. El açması bir pırasalı börek davet sofrasına gider. İnşallah el açması yapar. Yufkayla yaparsa eksik var. Pırasalı böreğin hamurunu mu yoğuracağız? Şimdi pırasalı böreğin hamurunu yoğurup dolaba atmam lazım onu ben. Böyle kıtır kıtır bir börek bekliyorum ondan. Canan Hanım un, su, tuz, sıvı yağ ve toz mayayı karıştırarak pırasalı böreğinin hamurunu hazırlıyor. Davet sofrasında pırasalı böreğin çok basit ve kolaya kaçtığını düşünüyorum. Yufkasını en azından kendisini açmasını bekliyorum. Pırasalı böreği inşallah kendisi açar. Kendisi açtığında da tam açabileceğini düşünmüyorum. Dün Fatma Hanım hamura elini basıp çektiğinde hamur gelmiyorsa olmuştur dedi. Bunun hamuru biraz... Bastırıp çekince dedi, eğer hamur geri gelmiyorsa ya olmuştur dedi. Zaten o belli bir şey yani. Fatma Hanım'la elektriğim tutmadı. Evet farkındayım, Fatma'mdan pek hoşlanmadım. Hele sabah Fatma abla bir şeyler anlatıyor ya, dış ses karşına böyle görmen lazımdı. Ha, Fatma Hanım bilmiyorum ben bugün ne yapacak bize. Dün bizle resmen dalga geçti. Hiç kayla almadı bize. Yani masadan kalkın gidin der gibi. Ben öyle anladım. Diğer arkadaşları bilmiyorum ama. 1-1 ve 0. Önceki tebrik ediyoruz. Süreniz tamamladınız. Evet. Şimdi sorularımız var. Hazır mıyız? Hazırız. Canan Hanım hoş bir kadın ama bu yarışmaya katılıyorsan ve 32 yıllık bir evliysen, bir sürü davete katılmışsan, bir sürü yemeğe katılmışsan menüsü çok basit. Hadi bakalım sorularım geliyor arkadaşlar. Hangisi geleneksel Ramazan eğlencelerinden biri olan Karagöz ve Hacivat oyunlarındaki tiplerden biri değildir? A. Kayserili, B. Bolulu, C. Konyalı, D. Kastamonulu. Kastamonu diyorum ben. Son kararım mı? Son kararım. Ben de Konyalı diyorum o zaman. Bari ikimizden biri en azından farklı bir şey tamam. söylesin. Bir Konyalı olarak sen niye Konyalı dedin? Konyalı hiç görmedim çünkü ben o tiplemelerin içinde de, o yüzden. Kastamonulu gördün mü? Kastamonu zor söyleniyordu. Doğru kız Kastamonulu olabilir. Gerçekten mi? Bolulu aşçı vardı. Ay hadi Kastamonu. Ülü yapabilir. Diye en azından şiveli. Ben gene Konya'dım. Kayserili pastırmacı vardı, hatırladınız mı? Hatırladım. Evet. Konyalı ve Kastamonulu neyci vardı? Etli ekmekçi yoktu. Konyalı. Etli ekmekçi görmedim. Zaten Kastamonulu etli ekmekçi de yok. Bak damarıma basma benim. Ben Konyalı diyorum. Ben Kastamonu diyorum. Kesin benim dediğim. Benim dediğim mi doğru? Kesin benim dediğim doğru. Konyalı olan tiplemeye hiçbir şey yakıştıramadık. Aa, öyle değil mi? Tamam bak bildin, gördün mü? Bildin. Biz öyle küçük oyunlarda oynamayız ablam, o yüzden. O büyük oynamışsın. Hadi. Osmanlı'da Ramazan'da durumu iyi olanlar bakkala gidip borç defterlerinden rastgele bir sayfa seçerler ve o kişinin bütün borçlarını öderlermiş. Bu defterlere ne ad verilirdi? Hoppala. İyilik defteri, zahil defteri, zimen defteri, tecessüs defteri. Of. İsimlere bak İsimlere ya. İsimlere bak yani. Nereden şimdi ben? İyilik defteri değil. O zaman daha böyle bir alengenli bir şey bekledim ben, hiç şöyle ne dur tecessüs.
düz. Efendim cevabı söylüyorum. Zimmen defteri. Zimmen. Ne demek o? Beresiye defteri demek. Aa. Kur'an-ı Kerim'de yani mushaflarda kaç ayet vardır? Aa biliyorum. Aa ben bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? 6666. Sen niye söylüyorsun? Sus sana söyleyeyim ben. Soruyu bana soruyorsun. Kendin cevaplıyorsun ya. Belki bunu denedim ben. Ben de aşıkları okuyordum Kadir Bey. 6236, 6466, 9999. Önce siz söyleyin Kadir Bey. Ne uyansın sen? Önce siz söyleyin. 9999. Ha şaka. Yanlış. Cevaplıyorum. 6666. Evet efendim. Mushaf, Kur'an'ın kitap halindeki şekline verilen isimdir. Evet. O da 6666 ayetten oluşmaktır. Hazreti Osman döneminde birleştirilmiştir. Mushaflar ilk kez Hazreti Ebubekir zamanında kullanılmış. Kullanılmıştır, doğrudur. Ve Kur'an'daki yani mushaftaki ayet sayısı 6236'dır. Sizlere teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür bilgilerimizi güncelledik. Kendi jenerimizi kendimiz yaptık. Evet, yarın yine Düsses Hocam'la sohbetlerimize devam edeceğiz. Bilgimize bilgi katacağız efendim. Canan Hanım, dinle, oruçla alakalı sorunuz varsa sorabilirsiniz. Yok, teşekkür ederim. Dün günü ne sordu biliyor musun? Gece sahurda annem açıyor programı, intihar edesim geliyor. Hocam, aa, cildimize cilt bakım maskesi sürüyoruz. Gözeneklerimiz emiyor, sizce orucum bozar. Nerelere kaldık, nerelere? Bozuyor. Diş fırçalamak da bozuyor o zaman. Yutarsan bozar. Kadını bir de dedi ki, hocam ağzıma karanfil alsam orucum bozulur. Bozulur. Karanfil deste gider. Nanay. Masaya gidiyoruz. En Lamanat birinde bugün Canan Hanım iddialı bir menüne misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız patates çorbası, pırasalı börek, süzme yoğurtlu soslu falafel, domates soslu kuzu loin ve bezelye püresi, beyaz lahana narlı salata ve haşhaşlı irmik tatlısıyla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. En Amanat benimden haftanın son mutfağından herkese merhabalar efendim. Bugün Şifa Hanım haftanın son gününde bombayı patlatacak diye düşünüyorum. İnşallah, İnşallah herkes çok güzel olmuş Şifa, senden bunu beklemiyorduk Şifa demezler. Demezler. Demezler mi? Derler belki. Dedirtin ya. Şunları yahu. Dedirtirim ha, ama sen dedirt. Onlar demez. Sen dedirtirsen derler. Peki. Peki. Ne yapacağız? Tekrar bir sayalım. Çorbamız arabaşı çorbasıydı. Arabaşı çorbası yanında hamuruyla birlikte. Tamam. Ara sıcakta. Tantuni. Ve şöyle bir sürpriz yapıyorum. Tantuni'yi iki çeşit yapacağım. Bir tane tantuninin yarısını etli. Normal. Hayır. Hep etli olacak. Yarısını da yoğurtlu. İkisini de denesinler. İkisi de yöresel lezzetimiz. O yüzden yoğurtlu. Neden ara sıcağı tantuni seçtin? Hanımefendi Mersin'den geliyor. Mersin tanıtmak için. Evet, onu merak Mersin, ediyorum. Mersin Silifke'den geliyorum. Dün beni çok eleştirdi. İki tane karbonhidrat neden peş peşe yaptın diye. Bugün aynı şekilde kendisi yapmış. Arabaşı çorbasının peşine tantuni. Tantuni bir ara sıcak değildir. En azından benim için değildir. O da hamur, o da hamur. Bence onu dürüm gibi alıp yerim ben onu. Ara sıcak değil de bir ana yemek olarak tüketirim ben onu. Ana yemek olarak? Yahni, yanında da dövme, salatamız, tatlımızdan. Dövme, yani sen iki saatin içinde yarmaları patlatabilecek misin? İnşallah. İnşallah, hadi bakalım. Şifa Hanım, Canan ablanın masasında bana dedi ki, ben nohutu akşamdan ıslattığı için kabul etmiyorum dedim. Ne var ki dedi ıslatsa dedi. Büyük bir ihtimal ya haşlanmış hazır kullanacak. Dövmesini de akşamdan ıslarsa ben onu da kabul etmeyeceğim. Nohutu kendim başladı yani. Islattım. Olmaması gereken bir şey. Bir gün önceden ama ıslattım. Neden ki yani? Marketten getirmemiş ama kadın. Akşamdan evet, ıslanmış. Ben... Nohutun bir gün önceden haşlanmış olmasını savunmuştu. Bugün anlıyorum ki kendisine yer yapıp tribünlere oynamış. Nohutu çatlatabilecek misiniz? Çatlatacağım. Düdüklümüz var. Nohut da kuru ha. O da ıslanmamış. Evet. Oo. Bir de bunu iddia ettiler. İşte biz onu yapacaktık da. Nohutu haşlanmasını kabul etmez. Biliyor musun? Onu önce biraz böyle sıcak suda kaynatıyorlar. Sonra altını kapatıyorlar. Ağzını kapatıp biraz şişiriyorlar. Yok o kadar vaktimiz yok. Biz hepsini hadi bakalım. Tatlı olarak da kadayıf. Basma tepsi kadayıf. Hayır. Sarma. Kadayıf dolması yapacağız. Ben sarması diyorum. Sen dolması yani, de. Kadayıf sen hayır, şöyle. Hayır küçük küçük şöyle sarıp sarıp koyacağız. Ay, hadi bakalım şeklini göreceğiz. 3, 2, 1. Haydi bakalım iddialı yarışmamızın Şifa başladı. Başlayalım. Ne yapıyoruz hemen? Hemen tavuklarımı yıkıyorum. İlk önce çorbam olduğu tamam, için. Tamam arabanın çorbası için önce tavuklarımızı koyuyoruz. Ama nohutları da bence bir an önce atalım. Yarmayı atalım. Atacağım. Hemen atalım. İlk işimiz nohutla yarma. Evet. Bence tavuğu bile bırak direkt nohutla yarmaya gir. Evet. Gözünü seveyim. Sev gözünü. Bekleyin halledeceğim. Bırakın bu işleri hanımefendi. Burada tecrübe konuşuyor yani. Biz de burada boş kola şişesi değiliz. Burada biz ne mağdurlar görüyoruz. Nohutu mu koyayım? Yarmayı mı düdüklüye? Nohutu koyacağım. Yarmayı nerede açlayacağız? Tencereden. Şifa Hanım rakiplerinden masa düzeni için kötü yorum almamak adına masasını özenle kurmaya başlıyor. Kadir de tantuninin lavaşlarını tavaya atmaya başladı. Evet.
Hoş geldiniz Şifa Hanımcığım. Hoş bulduk. Tabak boyutunda açtım, tabak boyutunda pişiyorlar. Son 15 dakikamız. Fırındaki tatlımız da güzel gözüküyor ha. Kızarmaya başladı o şükür. Kadayıf da iyice kızarmış mı ona dikkat edeceğim. Şerbetini güzel çekmiş mi ona bakacağım. Alt üstünü güzel pişirebilmiş mi onlara dikkat edeceğim. Lavaşlar oldu mu Şifa? Oldu Kadir Bey. Sen buna niye kepek ulu koydun Şifa? Böyle pişirmeyecektim, böyle de atmayacaktım ama elinize sağlık, güzel oldu. Nasıl pişirecektiniz, ne olacaktı anlamadım. Biraz daha çiğimsirek bırakacaktım. Söylesene Allah seni ne yapmasın. Bir şey olmaz. Bir tane domates doğrayabilir misiniz Kadir Bey? Hemen efendim. Kabuğu soyuluyor mu soyulmuyor mu? Soyulmuyor. Küp küp mü? Bak bana sadece domates doğra dersen olmaz. Küp küp doğranıyor. Bu fark etmez. Küp küp doğranıyor. Küp küp küçük küçük. Nohudumuz kaç dakika oldu? 40 dakika oldu. Pişmek üzere. Şifa yufka ekmeği unutma Şifa yufka ekmeği. Evet bir poşete koyacağım şimdi bunları. Verin bana. Buyurun o. Bu domates ne olacak Şifa? Tantunun içine koyacağız. Şimdi mi? Sararken. Ha sararken tamam. Düdüklüye açayım mı artık? Evet. Normalde bazı yerlerde koyarlar bazı yerlerde koymazlar ama çok az karabiber her zaman salataların içine çok güzel lezzet verir. İnan şu an hiç dikkatimi çekmiyor. Kim ne yapıyor ne ediyor? Şu an tek derdimiz nohutlar. Bence oldu. Nohutlar pişmemiş mi? Evet buldum. Pişmemiş. Gerçekten. Leblebi gibiler. Sokma elini birden. Ne yapacağız? Darılar çiğ çiğ yedi beni. Tekrar gene oyacağız. Daha nereye koyun? Dakika kalmadı artık. 10 dakikamız var şu anda. 10 dakika atsak içinde pişer mi? Ya da 10 dakika pişiririz sonra buraya dökeriz. Tamam aç o zaman. 5 dakika 5 dakika veya da 10 dakika 10 dakika. Sen geç sen geç böyle geç geç. Geçtim. Kapat onu. Sevgili seyirciler şu an sadece nohut var düdüklüde. Kaç dakikamız kaldı? 9 dakikamız mı var? Hayır şu anda 6 dakikamız var. 1 saat 54 dakikamız geçti. O zaman bekleyelim nohut pişsin. Ondan sonra nohutumuzun ağzını açalım yahniye katalım. Arkadaşlar son 1 dakikamız kaldı. Tut şöyle hadi beraber açalım. Hadi. Kadir ezeli dile en hamarat benim benim. Kadir ezeli dile en hamarat benim benim. Hazırsan 3, 2, 1. Haydi bakalım efendim. Uzun zaman sonra düdüklü açtı. Sanki biraz yine pişmemiş mi? Pişmemiş mi? O sıfatın dökülmesi belli yüzünden. İçine koyacak mıyız, koymayacak mıyız? Karar verin. Bu normalde konmaz içine bu şekilde. Salçayı görünce daha çok sertleşir. Onlar bu yahnenin nohutlu olduğunu biliyorlar. Hayır. Koymasak ne olur? Şimdi yalan söyleyemem. Yani bu nohutlu olur. O zaman koy gitsin hadi. Efendim son 20 saniyemiz. Evet hayatının en zor kararını veriyor yarışmacımız. Bakalım finalde o nohut yahneye girdi mi girmedi mi? Hepsi birazdan en amarat benimde. Ellerine sağlık Şifacığım. Tebrik ediyorum. Şak bir öncelikle. Moral bozmak yok kesinlikle. Dön bakalım başarılı kadın. Aba. Tamam. Nereye gidiyoruz? Üstümüzü değiştirmeye gidiyoruz. Haydi koş. Koş 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 koş. Bugün masa hararetli geçer. Şifa Hanım da iyi bir ev sahibi olmayacağını düşünüyorum. Onun yemeklerini de yorumlarken yine tartışmalar çıkacağını düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun. En amanat birimde bugün Şifa Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız arabaşı çorbası, tantuni, yahni, dövme pilav, mengsim salatası ve kadayıf tatlısıyla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Bugün masa yine hararetli olacağını düşünüyorum. Çünkü masadaki kişiler aynı. Onlar yine kılıçlarını kuşanıp gelmişlerdir. Ben kılıçlarımı otelde bıraktım. Artık bilemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.